Nedimeler, Diego Velázquez. Hikaye içinde hikaye anlatan bir resme bakıyoruz. Batı resim geleneğinin en karmaşık, ikonografik anlatılarından birini aktaran bu resim, kahramanlarının yani İspanya Habsburglarının sarayındaki gündelik yaşamından bir kesiti bizlere sunuyor. Resmin merkezindeki küçük prenses, etrafı soylular ve saray ahalisiyle çevrili olan Margarita Teresa, Kral 4. Felipe'nin kızı. Saraylıların arasında en çok dikkati çeken kişi, sol tarafta ayakta duran ve elinde paletini taşıyan Velázquez. Ressam resmin içinde kendine de bir yer ayırmış. Arkalarındaki duvarda belli belirsiz görülen aynanın içinde de 4. Felipe ve Kraliçe Mariana'nın yansıması var. Aynanın yanındaki kapı, büyük ölçüde koyu tonlarla örülü olan resmin ışık-gölge harmonisini düzenliyor. Resim, bol figür içeren, kalabalık bir kompozisyon olmasına rağmen, mekanın derinliği güçlü bir biçimde vurgulanmış. Gerçekçilik unsurunun hayli yüksek olduğu portre geleneğinin gizemli örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Nedimeler, barok dönemin üzerine en çok yazılıp çizilen ve tartışılan yapıtlarından biri olmaya 20. yüzyılda da devam etti. Ressamlar onu bir ilham kaynağı olarak gördüler. Örneğin Picasso, geç dönemlerinde Nedimeleri yeniden yorumladığı bir dizi resim yaptı. Salvador Dali ise bir ressamın ışık ve gölge hakkında bilmek istediği her şeyin Nedimelerde saklı olduğunu düşünüyordu. Ancak sadece ressamlar ve sanat tarihçileri değil, gündelik yaşam araştırmacılarıyla sosyologlar da Nedimeler hakkında düşünüyorlardı. Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler kitabında Nedimeler tablosuna özel bir yer ayırdı. Figürlerin kendi içinde gruplaşması, güç ilişkileri hakkında neler söylüyordu? Arkada aynadaki iki figür, izleyiciyi izleyen iki kişi mi? Mekan ve derinlik algısı neyi ifade ediyor olabilir? Dönemin saray modası, elbiseler ve estetik beğenileri hakkında bize bol miktarda bilgi veren Nedimeler, İspanyol barok sanatının en beğenilen resimlerinden biri ve Velázquez'in de muhtemelen en sevilen, üzerine bugün bile düşünülen eseri. Nedimeler, Picasso. Usta İspanyol ressam Velázquez'in barok döneminde şaheserlerinden biri olan çalışması Nedimeler'in, bir başka usta İspanyol ressam Picasso tarafından yorumlanmış halini inceliyoruz. Siyah, beyaz ve gri mavi gibi soğuk tonların hakim olduğu tuvalde, tam karşımızda, orijinalinde olduğu gibi beyaz giysili küçük kız, Infanta Margarita görünüyor. Arkada silüeti görülen erkek figürü, öndeki köpek, sağdaki pencereler, soldaki büyük tuval ve tam karşıdaki ayna gibi pek çok detayda da Picasso, resmin esas kurgusuna büyük ölçüde bağlı kalmış görünüyor. Picasso'nun figürleri kendi kübik anlayışı içinde deforme edip yeniden kurarak resmetmesinin dışındaki bir diğer fark ise, bu varyasyonda sağdaki pencerelerin açık olması. Buradan süzülen ışık, resmin sağ tarafını diğer kısma göre daha aydınlık hale getiriyor. Picasso'nun Velázquez'in Nedimelerini ilk defa 16 yaşında güzel sanatlar eğitimi alan bir öğrenciyken Prado Müzesi'nde gördüğü ve eskizlerini yaptığı biliniyor. Barok dönemle birlikte altın çağını yaşamış olan köklü İspanyol resim geleneği, 20. yüzyılın pek çok genç ressamı için hem hayranlık uyandıran hem de hesaplaşılması gereken zor bir miras niteliği taşıyordu. Picasso da bu eğilimden uzak kalmadı. Genç yaşında gördüğü ve hayran olduğu Nedimeler, bu geleneğin en haşmetli temsilcisiydi. Bu yüzden 70 yaşına yaklaşan ve dünya çapında tanınır hale gelmiş olan Picasso'nun 1957'de Nedimeleri son derece özgün bir biçimde 58 resimlik bir seriyle yorumlayışı, onun bu gelenekle yüzleşmeye ancak hayatının ileri bir safhasında hazır olduğunu da düşündürür. Velázquez'in barok ihtişamı, dönemin resim kurallarına bağlı kalmış olan incelikli bir ışık gölge çalışmasını gösteriyor. Bu resmi yaptığında Velázquez, sarayın saygın ressamıydı. Picasso'nun icrasıysa hem teknik yapısı hem de resmi ve ressamını çevreleyen şartlar bakımından onunkinden ayrılır.
Picasso her türlü otoriteden ve özellikle de İspanya'yı idare eden Franco'nunkinden nefret ediyor, sol eğilimli siyasete destek veriyordu. Velázquez'in aksine onun resmi Nedimelerin figüratif anlatısını parçalayarak kendi kübist ilkelerine göre yeniden yorumladığı bir deneme sayılıyor.